atölye ekibinde yine içerik üretiyorum. Temsilci ekibimiz aslında çeşitli şehirlerden ve üniversitelerden öğrenciler bulunuyor. Onlar okullarımızla köprü görevini görüyor aslında. Okulumuzdaki öğrenciler ve alanında uzman hocalarımızla iletişim halinde olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu Sofar Talks etkinliği de aslında bunun bir parçası. Zaten Mayıs ve Haziran Talks serisiyle başlamıştık ve bu bizim için aslında bir gelenek haline geldi. Bunu da bu şekilde 3 ayda bir devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben sözü burada İbrahim hocama bırakmak istiyorum. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sunumumuza başlayabiliriz. Sözü size bırakıyorum hocam. Eren'im çok teşekkür ederim. Gamze sen de bilgilendirme için kezden çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün bu buluşma beni çok heyecanlandırdı. Neden? Şu an ben aslında hepinizin belki hayalini kurduğu birkaç ülkede görev aldım. Birazdan anlatacağım neler olduğunu. Orada keyifle bu saatlerde kahvemi yudumluyor. Türkiye'deki haberleri izleyip ah ah vah vah çekebilirdim birçok üzüldüğümüz konular için. Ya da daha iyileştirme düşündüğümüz konular için. Ama bugün Adana'dayım, Türkiye'deyim ve bu ortamda çalışma odamdan sizlerle buluşuyorum. Bu benim için çok kıymetli. İşte sırf bu buluşmaları gerçekleştirip yıllarca yurt dışında biriktirdiğim tecrübeleri, birikimleri, mesleki ve insani olarak çeşitli platformlarda ülkem ve ülkemin güzel insanları sizlerle paylaşabilmek adına ben ülkeme döndüm arkadaşlar. Bu kolay bir karar değildi. Şu an malumunuz Türkiye'den herkes hızlı bir şekilde yurt dışına kaçmaya çalışıyor, gitmeye çalışıyor. Yurt dışı hayalleri haklı olarak birçoğu için kuruyor. Ama bu ülke bizim. Bak çok güzel insanlarımız var. Sizler buradasınız, bizler buradayız. Arzu ettiğiniz şeyleri gerçekleştirmek için mücadele etmek zorundayız. Beraber olmak, kenetlenmek zorundayız. Değil mi? Yani hepimiz bırakır bu ülkeye gidersek bu ülkeye kim sahip çıkacak? Eleştirdiğimiz şeyleri kim düzeltecek? Yerimizden gelen insanlara kim yardımcı olacak? Kim onlara moral motivasyon verecek? Kim onlara ışık ve umut olacak? İşte bizleriz. Bunlardan biri de ben, abiniz, büyüğünüz, meslektaşınız. Bazı belki küçüğünüz de olabilirim, bazılarınızdan, katılımcılardan bilemiyorum. Ama buradayız. Bunun için buradayız. Ben öncelikle müsaade ederseniz kısaca kendimden bahsedeceğim. Kim olduğumu kısaca anlatacağım. Sonrasında da anlattığım şeylerin hayata yansımasını biraz görsel olarak anlatacağım sizlere. Çünkü bu benim için çok kıymetli. Ya hocam işte anlatıyorsunuz da Allah aşkına herkes bir şeyler anlatıyor Türkiye'de. Ama sen anlatmayı bırak bize yaptıklarını göster dedikleri zaman genelde çoğu sessiz kalıyor. Çünkü anlatmayı yapmaktan daha çok seviyoruz. Yapmadıklarımızı anlatıyoruz. Anlattığımız birçok şeyi yapmıyoruz. Ben çok yaptıklarımın azını anlatacağım burada. O da gerçekten anlattıklarımın ne olduğunu iyice anlamanız ve görmeniz adına. Burası bir üniversite dersi olmayacak. Hiçbir teorik bilgi vermeyeceğim sizlere. Sadece yaşanmışlıkları, tecrübeleri, yapmanız gerekenleri, doğru yaptıklarımı, zaman zaman yanlış yaptıklarımı sizlerle paylaşacağım. Ve eminim ki bu güzel sohbetimizden sonra hepinizin içinde ülke adına, insanımız adına çok mutluluk verici bir pırıltılı ışık yakarak hayatınıza farklı bir sayfa açacaksınız. Benim bugünkü bir araya gelmemizden beklentim bu. Ara ara sözü kesebilirsiniz. Ben nutuk atmayı çok sevmiyorum. İstediğiniz yerde durdurun beni, soru sorun, sohbet edelim, şeyler konuşalım. Yani interaktif olsun bu sevgili Gamze ve Berenur, sizler de uygun görüyorsanız. Yoksa böyle bir süreden sonra sıkıcı olur. Hani çok da ben bunu istemiyorum. Katılımcı güzel bir keyifli ortam olsun. İsteyen mikrofonunu açsın, isteyen ekranını açsın, görsün, izlesin, konuşsun, ortamını göstersin. Böyle keyifli bir ortamda bir yüz yüzeymiş gibi tat alalım istiyorum. Evet hocam kesinlikle. Kıymetli arkadaşlar ben ismim İbrahim Akdoz. Adana doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimi Adana'da tamamladım. Sonrasında İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdim. Mütakibinde Kuru Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin müşterek çalışma programında yüksek lisansımı İngilizce olarak tamamladım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Enerji etkin yapı tasarımı, binaların ıssal performansı üzerine İngilizce bir master tezi hazırladım. Döneme ait ilk İngilizce SunCode PC adlı bir İngilizce yazılım programıyla binaların tasarım ve iklimsel değerlerine göre ıssal performanslarının analizini yaptım master tezimde. Çok kıymetli bir çalışmaydı. Birçok makalede de yayınlandı bu çalışmalar. Sonrasında da arkadaşlar
Dışarıdan doktoramı tamamladım Princeton Üniversitesi'nde. Enerji yönetimi üzerine doktora yaptım. Her ne kadar Türkiye'de bu doktoraya devam zorunluluğu varmış. Ders zorunluluğu olduğu için Türkiye'de çok şey yapmıyorlar ama yurt dışında her yerde ben bu diplomamı kullandım. Ve kabul gören bir diploma. Ama Türkiye'de biraz daha bu konuda iyileştirme gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar mezuniyetimizi bitirip memleketim olan Adana'ya döndüm. Ailesel sebeplerle döndüm. Çünkü ayrılmış bir anne babanın çocuğu olarak bir an önce üniversitemi tamamlayıp annemin yanına dönüp onlara sahip çıkmam gerekiyordu memleketimde. Yoksa bitirdiğimde İstanbul'dan inanılmaz iş teklifleri geldi. Bunlardan bir tanesi Sabancı Holding'in proje müdür yardımcısı olarak başlamaktı. 4 Levent'te İstanbul'u bilenleriniz için. O dönemde Adana Hilton Saha yeni başlamış. Ben Hilton Saha'ya başvurmuştum. Dediler ki sen maşallah bu 5-6 yabancı dille falan hiç gerek yok. Gel İstanbul'a, Adana'da şantiyede ne yapacaksın? Bizim burada çalış demişlerdi ama ailesel sebeplerle aileyi öncelediğim için Adana'ya dönmek zorunda kaldım. Adana'da Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü yeni kuruluyordu arkadaşlar. Orada kadroya başladım. Araştırma görevlisi olarak Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Bölümlerinde 6 yıl görev yaptım. Dolayısıyla şu an oradaki çok kıymetli hocalarımızın profesör, doçent olmuş birçok hocamızla beraber, benim dönem arkadaşlarım da var. Beraber başladık orada. O süreci beraber yönettik. Onlar akademik süreçte ilerlediler. Ben birazdan anlatacağım. Ben biraz yolu ayırdım. Özel sektöre geçtim. Ve 6 yılın sonunda radikal bir kararla arkadaşlar üniversiteden ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü o dönemin üniversite şartları ekonomik olarak beni çok tatmin edemedi. Aileme bakmak zorundaydım. Hayata atılmak zorundaydım. Bir de doktora zorunluluğu vardı. Adana'da doktor olmadığı için şehir değiştirmem gerekiyordu. Bunun gibi zorluklarla ben özel sektöre geçtim. Türkiye'nin en büyük akaryakıt petrol enerji şirketinde arkadaşlar 5 yıl görev aldım petrol şirketinde. Çeşitli yönetim kademelerinde çalıştım. Mimar olarak başladığım yerde çok kısa bir sürede dediler ki sen sadece mimar olarak değil çok güzel işler yapıyorsun. Şimdi bunu mimarlara özellikle altını çizerek anlatıyorum. Bana mimarlığın dışında farklı bir şey keşfettirdiler orada. Şunu gördüm. İnsani ilişkileriniz, diyaloglarınız, öğrenme kapasiteniz, iş iştahınız. Bak bu kelimeleri seçerek kullanıyorum. Fazla olursa her yerde göz bebeği oluyorsunuz. Bir yıl mimarlık yaptım petrol ofisinde. 500'e yakın akaryakıt istasyonu ve tesis tasarladım. Sınırımız İskenderun'dan bütün Güneydoğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Sonrasında dediler ki sen çok iyi işler yapıyorsun. Gel biz seni saha ekibine alalım. Satış saha müdürlüğüne alalım. Yok demedim. Saha müdürlüğüne başladım. Bir yıl sonra Hatay İskenderun Saha Müdürlüğü'nden Adana Mersin gibi çok büyük bir bölgeye saha müdürü oldum arkadaşlar. Ondan bir yıl sonra Türkiye Otomasyon Satışları Türkiye Müdürü oldum. Ondan sonra bölge müdürü oldum. Ondan sonra sektörde çok iyi noktalara geldik. Türkiye'de çok büyük bir holdingin yurt dışı bir yatırımına genel müdür olarak Balkanlara gittim. 6 yıl Balkanlarda genel müdürlük yaptım. 4 ülkede faaliyet gösterdik. Sonrasında keza yine çok değişik 3 büyük ülke dediğim size farklı lokasyonlarda yatırımlara CEO'luk yaptım. Uluslararası dev bir enerji petrol şirketine. Ve sonrasında da 5-6 yıl öncesinde ülkeme geri döndüm. Yani bir yaklaşık 12 yıllık sonrasında da özel sektör yurt dışı geçmişim var arkadaşlar. Bu arada Nalsan ana dilim hariç 6 yabancı dil biliyorum. Hocam bu kadar dil nerede öğrendiniz? Bu kadar dili üniversitede öğrendim arkadaşlar. Az önce kısaca değinmiştim. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca ve Arnavutça dillerini çok iyi konuşabiliyorum ve yazabiliyorum. Hani böyle biliyorum da kalan bir kelime değil. Her platformda konuşabildiğim, yazabildiğim bir dil birikimi bu. Sonrasında da arkadaşlar ülkeme döndüm. 5-6 yıldır ülkemde Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümüne eski ailem, eski babama dışarıdan destek veriyorum misafir öğretim üyesi olarak. Bu arada kendi yatırımlarım devam ediyor kendi ülkemde. Yurt dışı ilgili firmanın yönetim kurulu danışmanlığım devam ediyor. Ayda bir ziyaretlerine gidiyorum. Yönetim kurulu toplantılarına katılıyorum zaman zaman. Bu arada da yine danışmanlığını yaptığım başka önemli işler var. Bu arada da sizlerle de beraberiz işte böyle fırsat buldukça. Kısaca böyle arkadaşlar özgeçmişim. Şimdi bu anlattıklarımı eğer uygun görürseniz kıymetli Berenur ve Gamze biraz da hani teorik dinlediniz ama bu başarılar ya da bu yaptığımız işler kamuoyuna, medyaya nasıl yansıdı, neler yaptık? Onları da size kısa birkaç slaytta göstermek istiyorum. Sonrasında da sorularınıza göre soru cevaba geçeriz. Sizi en azından tatmin etmiş, doyurmuş olur. Ben paylaşıyorum müsaadenizle. Tabii ki hocam.
Ekran paylaşımını yapalım. Evet, geldi değil mi Berlinur? Geldi hocam. Evet. Şimdi kıymetli arkadaşlar, Türkiye'deki 5 yıllık akaryakıt serüveninden sonra yurt dışına genel müdür olarak atandım. Çok hızlı bir şekilde. Şimdi bunları anlatmamdan önce şunu söylemeyi istiyorum. Lütfen burada anlatacaklarım kesinlikle kendi reklamımı yapmak, kendimi anlatmak, övünmek, gururlanmak, sizlere şov yapmak, hava atmak falan kesinlikle değil. Tam tersi, böyle bir şeyden çok çekinirim ve çok korkarım. Bunu göstermemdeki amaç, bir mimarın sadece mesleğine hapsolmaması gerektiğini, azmeder ve dilerse çok fakir bir aile ortamından, devlet okullarından, en son Adana Erkek Lisesi'nden mezun olup mezuniyet sonrasında stratejisini ve vizyonunu, dünyaya bakışını değiştirirse nerelere gidebileceğini, neler yapabileceğini somut olarak gösterip size bir motivasyon ve teşvik sağlamak içindir arkadaşlar. Yani burayı sizden diyeceğim, şu İbrahim Aktoz'u unutun. Tüm İbrahim Aktoz'ları Türk olarak görün. Kendinizi o Türk yerine koyun. Ülkemizin insanı yerine koyun ve kendinizi bu şekilde burada tasarlayın. Çok daha verimli olacaktır. Arkadaşlar, Arnavutluğa gittim. Arnavutluk çok bakir bir ülke. Balkanlarda çok sevimli, küçük bir ülke. 3,5 milyon nüfuslu. Türkiye ile tarih ilişkileri çok güçlü bir yer. Orada bana sıfırdan bir şirket kurmam istendi. Gerçekten benim için çok zordu. Dilini bilmiyorum, kültürünü bilmiyorum, insanını tanımıyorum, piyasayı hiç bilmiyorum. Yani dilini bile bilmediğim bir ülkeye gittim. Ve böyle bir ülkede 500 çalışanlı bir dev şirket kurduk 6 yıl içerisinde. Ben bunun başındaki tek yöneticiydim. Çok hızlı bir şekilde Arnavutça dilini öğrendim. Çünkü İngilizce ve İtalyanca hepsi biliyor, Türkçe de biliyorlar ama siz o ülkenin insanının duygularını, fikirlerini, yaşam tarzını anlamanız için mutlaka o dili öğrenmeniz gerekiyor. Empati adına çok önemli arkadaşlar. Bu anlamda ben Arnavutça'yı da hızla öğrendim. Ve çok hızlı bir şekilde şirketi kurduk, yapılandırdık. Ve Türk bayrağımızı gerçekten ülkenin her yerinde dalgalandırdık. Bakın mesela oranın bu çok önemli bir VIP, oradaki iş dünyasını tanıtan bir resmi bir dergidir. Ve burada çevirisini de yaptım yukarıda size. İşte Tiran'da Alpet Akaryakıt Dağıtım Şirketi'ni başarıyla yöneten Türk olarak yayınlandı burada. Bize yer verdiler sağ olsunlar. Ve gurur verici bir yazı yazıldı burada bizlerle ilgili. Bu başarı hepimizin, sadece benim değil, Türk milletinin, Türk insanının, bir mimarın, meslektaşlarımın. Çünkü bizden sonra çok değişik sayfalar açtık meslek adına. Hocam neler açıldı? Benden sonra akaryakıt sektörü daha önce hep farklı meslek dallarından tercihen eleman alırken bizden sonra tercihen mimarlık bölümünden eleman almaya başladı. Şu anda da gururla söyleyebilirim. Türkiye'nin birçok akaryakıt dağıtım şirketinde çok üst yönetici düzeyinde, genel müdür düzeyinde meslektaşlarım şu an çalışıyor. Bu sayfayı da açmış olabilmekten dolayı, sizlere yeni bir istihdam sahası yaratabilmiş olmaktan dolayı da kendi adıma çok gururluyum arkadaşlar. Şirketi kurduk, yapılandırdık arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde gerçekten empati kurduk. Bakın mesela bana attıkları başlıkta Arnavutluk dostu Türk olarak attılar. Yani bu Türk benim için çok kıymetli. Çünkü bizim empati mesleğimizin özünde var. Biz empati kurabilirsek müşterilerimizin taleplerini anlayabiliriz, hayat tarzını anlayabiliriz, ona uygun mekanlar üretiriz, tasarım yaparız. Bu her alanda geçerli. Ben de gittiğim ülkede bu ülkenin insanını tanımasaydım, empati kurmasaydım, anlamasaydım, kesinlikle orada bir defa sevilmezdim. Sevilmediğim için de başarılı olamazdım. Az önce toplantıya başlarken hatırlarsanız şunu demiştim. Önce kalbe inmek gerekiyor. Kalbe indiğiniz her yerde başarıyı bulursunuz. Kalbi kazandığınız, gönlü kazandığınız her yerde başarılı olursunuz. Sevgi ve saygıyla karşılanırsınız arkadaşlar. Bu olmadığı zaman salt bir başarı iyilik üretmeyen bir başarıdır. Ama gönlü ve kalbe inmiş bir başarı, başarıyla beraber iyilik ve değer üreten bir başarıdır. Önemli olan başarılı olmak değildir. İyilik üreten başarılı bir insan olmaktır. Aktif iyi insan olabilmektir. Ya pasif iyi olursunuz. Şimdi Berenur çok iyi bir insandır. Kimseye karışmaz, küfür etmez, hakaret etmez, hak yemez, hırsızlık yapmaz, kalp kırmaz. Ama kimseye de faydası olmaz. Ne oldu Berenur? Pasif iyi. Yani iyi bir insan ama iyilik üretmiyor. Ama bu iyi değerlerinin yanı sıra topluma, insanlığa, insanlara değer üretmeye başladığı zaman aktif bir insan olmaya başlıyor. İşte bu da çok kıymetli bir nokta arkadaşlar. İşte Arnavutluk'ta bunu yapmaya gayret ettim arkadaşlar. Çünkü onların sıkıntılı olduklarını düşündüğüm sosyal alan içerisindeki her yere gittim. Her yerde kendimi gösterdim. Ve onlarla beraber oldum.
Onlara destek oldum imkanlarım dahilinde. Şirketimin bana verdiği imkanları gereksiz reklamlar ya da gereksiz uygulamalar yerine hep o ülke insanının menfaatleri doğrultusunda kullandım. İhtiyaçları doğrultusunda kullandım. Bu da kamu nezdinde, ülke vicdanı nezdinde çok yankı buldu ve çok değer gördü. Ve arkadaşlar şirketi sıfırdan kurup yapılandırdığım 2 yıl içerisinde yılın en iyi şirket ödülü aldık. Bu benim için çok büyük bir ödüldü. Yani düşünün orada Yunanistan devi şirketler var, İtalya'nın devi şirketler var, Sırbistan devi şirketler var, Avusturya devi şirketler var. Uluslararası birçok şirket gelmiş ve siz orada bir Türk şirketi olarak 2 yıl gibi kısa bir zamanda sıfırdan başlayıp piyasaya hakim oluyorsunuz ve yılın şirketi ödülünü alıyorsunuz bağımsız otoriteler tarafından. Bu çok kıymetliydi. Ve bakın oranın en büyük dergilerinden birisi Arnavutça olarak Klan dergisi. Benim için kullandığı kelime benim için çok gurur vericiydi. İçimizden birisi diyor. Yani orada kalkıp da işte başarılı şirket yöneticisi falan, Alpet'in CEO'su, hani böyle prolu CEO'lar vardır falan, pipo içerler, pro içerler falan, hani Ferrari'ler, Maserati'ler falan. Öyle bir görüntümüz yok. Bak biz masamızda böyle işte Türk bayrağımız, Türk kahvemiz, orada da içimizden birisi demişler. İşte bu arkadaşlar bana ödüllerin en büyüğüdür. Başarı tevazuyla yürürse kıymetli bir başarıdır. İyilik üreten bir başarıdır. O tevazu şımarıklığa, kendini beğenmişliğe dönerse o hiçbir başarı üretmediği gibi o kibir insanı da yok eder, başarıyı da gölgeler. Bu da benim sizlere önerebileceğim çok kıymetli bir tespitim. Bakın arkadaşlar, yalnız Türk diyor. Yalnız İbrahim Aktoz dememiş, yalnız Türk demiş Tiran'da. Sebebi şu, çünkü çalıştığım şirketteki personelimin tamamı oranın yerli insanıydı. Tamamen tüm istihdamımızı yerli halktan yaptık ve oradaki tek insan yabancı olarak bendim şirketimiz olmasına rağmen. Ve o insanlarla iyi diyalog kurarak kendimi kabul ettirdim, sevdirdim ve beraberce çok güzel işler imza attık. Sektörü öğrettik o insanlara. Bakın arkadaşlar, sonra bu işe başladığımın 6. ayıdır beni canlı yayında televizyona çağırdılar. Yani şimdiki şöyle anlatayım size, Beyaz Show gibi bir program düşündüm. Beyaz Show'a çağırdılar ekonomi bölümünde. Yanımda tercümanım var, o da Türkiye'de okumuş. Ama dediler ki sen Arnavutça konuşabiliyorsun. 6. ayda bu programda ben Arnavutça cevap vermeye çalıştım ve Arnavutça konuştum canlı yayında. Yani bunun ne kadar zor bir şey olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bilmediğiniz bir ülkede ilk 6 ayda sizi canlı yayına davet ediyorlar yaptığınız işlerden dolayı ve orada onların dilinde sohbet ediyorsunuz. Bu arada da şöyle ilk bir komik anekdot anlatayım bu programda. Çok kışkırtıcı sorular soruyor beyaz gibi bir beyefendi var. Bana Arnavutça, İbrahim başarınızın arkasında kim var demiş. Ben de soruyu tam anlamadım. Arkanda kim var dedi. Döndüm arkama baktım. O arada bütün herkes gülüyor. Bütün stüdyo. Tabii sordu soru. Arkanda derken ben kendi arkamda kim var gibi birilerini yanlış anlamışım. İşte dilimde böyle azizliği var. Sonrasında tabii bunun sebeplerini anlattık. Ama Arnavutça olarak katıldığım ilk programdır 2006 yılında. Sonra arkadaşlar, yine oranın çok önemli bir televizyon kanalı Vision Plus 2008 yılında bizi haber yaptı. Çünkü burada önemli aktivitelerim vardı benim. Arnavutluk arkadaşlar %30'u yetim çocuklardan oluşan bir ülke. Ülkenin 1/3'ü yetim. Çok ilginç bir demografik tespittir bu. Ben bunu gördüğümde çok üzülmüştüm. Ve maddi manevi elimin yettiği kadarıyla tüm imkanlarımı bu küçük sevgili dostlarımızla beraber olabilmek, onlarla zaman geçirebilmek, küçük de olsa dertlerine derman olabilmek adına hep beraber oldum elimden geldiği kadar. Bu da yankı uyandırdı. Çok ilginç, akaryaktan çok bunları konuşmaya başladılar ülkede. Bu da benim için çok keyifliydi. Bakın daha sonra ben Arnavutluk'taki devlet televizyonu, TVŞ oranın TRT'si gibidir, bizim TRT gibi, beni davet ettiler oranın devlet televizyonuna. Ve Yetimler Günü Sosyal Sorumluluk Projesi diye bir çalışma yaptık. Ülkenin bütün yetimlerini burada beraber kutladık canlı yayında arkadaşlar. Sonrasında çok güzel şeyler geliştirdik, projeler geliştirdik devlet yetkilileriyle. Bunları da niye anlatıyorum? İşte bakın, bunları yaptığımız zaman insan olabiliyoruz. Bunları yaptığımız zaman gönüllerde taht kurabiliyoruz. Bunları yaptığımız zaman iyilik üretebiliyoruz arkadaşlar. Başarı, salt başarı hiçbir şey ifade etmiyor. Ha, bunları yaparken de zaman zaman şirketi karşıma alarak yaptım. Ya arkadaş sen oranın genel müdürüsün, başka bir şeylerle de uğraş, bunlarla bu kadar zaman harcıyorsun. Harcarım, ben burada olacaksam bunları da yapacağım. Hiç geri adım atmadım. Ve bunları yaptık.
Ve arkadaşlar bakın oranın bütün gazete küpürlerinde artık tüm sektöre biz yön veriyoruz. Bakın en ufak şeyde biz bir bilgi veriyoruz. Akaryakıt sektörle ilgili, enerji sektörle ilgili yönlendiriyoruz. Bakın Tirana Times'da Türkiye'nin gururu, Türk ortak girişimi gururu şekliyle çok güzel haberler yayınladılar. Sağ tarafta gördüğünüz bakın istasyonlar, orada benim Türk bayrağımızı dalgalandırdığımız istasyonlarımızdı. Dört ülkede açtık. Keza eğitim hayatımda hiçbir zaman son bulmadı arkadaşlar. Ülkede ilk akaryakıt istasyon güvenlik seç eğitimini ben verdim. Tirana International Otel'de bunu verdim. Çok ses getirdi. Yani bir yönetici düşünün, her yerde görünüyor. Herkese eğitim veriyor. Ülkenin her yarasına dokunmaya çalışıyor. Sadece barlarda, kafelerde poz vermiyor. Bu onlar için çok kıymetliydi. Benim için daha kıymetliydi. Bunu da paylaşmak istedim sizinle. Bakın arkadaşlar, sonrasında yükselen değer. Yine Albanya'nın derinliği sürekli bizi gündeme taşıyor orada. Mesleki anlamda çok gurur duyduğum bir iş yaptık. Bakın oturduğum yerin arkasındaki büyük resim. Ülkenin ilk otobanıdır burası. Arnavutluk Tiran'ı Kosova'ya bağlayan en büyük otobandır. Buranın ilk üst geçit tesisini ben tasarladım mimar olarak. Çok büyük bir kompleks tasarladık. İçinde yüzme havuzu, oteller, restoranlar, kafe, barlar, arkadaşlar spor alanları. Bunu da yapmaktan gurur duydum sağdaki istasyonlarla beraber. Hem mimari projeleri bana aittir, hem de buranın genel müdür olarak tüm yatırım ve diğer detayları bana aittir. Bu da büyük bir gurur vesilesi oldu. Sonrasında bu başarımız tabii ulusal medyaya, Türkiye'ye taşındı. Çok mutlu olduk. Türkiye'de birçok Hürriyet, Milliyet, büyük gazetelerimiz ve televizyon kanallarımız bunu haber yaptı arkadaşlar. Yani ülkemizin gündemine de başarılarla oturmak bizi çok mutlu etti. Sonuçta yaptığınız iş görünmeye başlıyor. Buradan birkaç gazete haberleri derledim size. Bakın yılın şirketi ödülleri, pazar lideri olmamız vesaire, Balkan şirketi olma yolunda bir Türk şirketinin önemli adımları. Daha sonra bu başarı, Belçika'da çok önemli bir Vini dergisi var, uluslararası çalışıyor. Bunlar benimle bir canlı röportaj yaptılar. Bunu internetten ulaşabilirsiniz. Bu başarının perde arkasını bu Belçika medyasına da verdim arkadaşlar. Bu da yani bir Türk isterse neler yapabilir, bir mimar isterse neler yapabilir, bunun bir göstergesidir. Yılın en iyi iş adamı ödülünü verdiler. Bağımsız 5 otorite, buna üniversiteler, ticaret odaları, bakanlıklar hepsi dahil arkadaşlar. Bu çok gurur verici bir süreçti benim için. Hayatımda bir dönüm noktasıydı. Tabii ki bu başarımız daha sonra Türkiye'den duyulunca arkadaşlar, Türkiye'den Arnavutluğa o dönem şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız da gelmişti. O başarımızı gördüler. Bakın benim hemen yanımda Sayın Cumhurbaşkanımız ve yanında da Arnavutluğun Başbakanı Sayın Salih Berisha var. Oradaki başarılarımı soruyorlar ve bunu anlatıyoruz biz. Yani yükseldiğiniz ve iyi şeyler yaptığınız zaman bu düzeyde de hitaplara ve takdirlere muhatap olabiliyorsunuz. Bu bizim beraber gerçekleştirdiğimiz bir toplantıydı. Tabii daha sonra bu İngilizlerin dikkatini çekmiş. Ya bu Türkler çılgın, Türkler ne yapıyor diye. İngiliz Büyükelçisi Hanımefendi beni çağırdı. Ya dedi, şu yaptığın işleri bizim iş adamlarına da anlat da onları da burada biraz teşvik edelim. Biz hep özeniriz ya böyle İngilizlere, Almanlara, Fransızlara falan. Hep gözümüz o ülkelerdedir. Kaçmak, gitmek, onların her şeyini model almak. Bakın onlar bizi model alıyorlar. Şu gördüğünüz İngiliz Büyükelçisi beni özel bir programa davet etti ve kendi iş adamlarına hitapta bulundurdu. Bakın Working Meeting with British Embassy. Yani bir çalışma mitinginde ben o İngiliz iş adamlarına burada bir sunum yaptım arkadaşlar. Yani kendimizi de bu kadar küçük görmeyelim. Biraz özgüvenimiz, gururumuz tazelensin, yenilensin. Bu anlamda söylüyorum. Biz istesek her şey yapabilecek kapasitede insanlarız. Hiç kimseyi gözümüzde büyütmemize gerek yok. Hiç kimse bizden daha iyi değil. Ve en son benim için hayatım boyunca aldığım en büyük ödüldür arkadaşlar. Bana bir ülkenin cumhurbaşkanı mı olsanız kıymetli ya da bu ödül mü verseler herhalde bunu tercih ederdim. Arnavutluk Resmi Otoritesi bana yılın insanlık ödülü verdi orada. Bu benim için hayatta almış olduğum en büyük ödüldü. Daha büyük bir ödül düşünemiyorum. O yüzden de bunu mutlulukla sizinle bir meslektaşınız ve bir Türk insan olarak paylaşmaktan da gurur duyuyorum. Keza bir sürü yine kendi büyükelçiliğimizin belgeleri. Ve arkadaşlar bu süreç sonunda Türkiye'ye dönerken Arnavutluk hükümeti, ya sen bizim iki ülke ilişkilerine çok önemli katkılar koydun. Biz seni Arnavutluk'tan Türkiye'ye yollarken Fahri Konsolosluk olarak yollamak istiyoruz dediler. Ve 2011 yılında o dönemin Arnavutluk Dışişleri Bakanı Sayın İlir Meta ve Türkiye Dışişleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın atamasıyla Arnavutluk Adana Fahri Konsolosu oldum.
iki dönem bu görevi yürüttüm arkadaşlar. Daha sonra yeni bir petrol şirketi de kurdum Balkanlar'da. Onu da sıfırdan kurup büyüttüm. Onunla ilgili bir iki bilgi. Ve az önce kıymetli Beren Nur'un bahsettiği Türkiye dönüş sonrası da iki tane kitap yazmak kısmet oldu. Biri 2018 yılında Hayat Yayınları'nda basıldı. Diğeri 2020 yılında Ankara Kidegay Yayınları'nda basıldı. Bu Çukurova Kitap Fuarı'nda çok sevgili bir izdiham ve katılım vardı. Orada imza günüm vardı. Son kitabımı burada imzaladım. Biriktirdiğiniz ve değer ürettiğiniz şeyleri paylaşmak, yazmak çok kıymetli. Bu süreçte de kıymetli valimiz o zaman işte standımızı ziyaret etti ve görüştük. Ve süreçlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Çukurova Üniversitesi'nde bu konuşmaları yaptık kariyer seminerleri adı altında. Daha sonra Adana Fen Lisesi davet etti. İstanbul Borsa Fen Lisesi davet etti. Sungur Bey Anadolu Lisesi beni davet etti. Adana Koleji davet etti. Onlarla da bu görüşmeleri, sunumları yaptık. Çok teşekkür ediyorum ben dinlediğiniz için. Fazla boğmak istemedim. Sadece böyle bir kısaca slaytlarla anlatmak istedim. Çok teşekkür ederiz hocam. Yani bizi çok motive ettiniz, ilham oldunuz. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle ki mimarların çok fazla böyle cesaret gösteremediği ve yer alamadığı bir alan bu yönetim sektörü. Hani bir mimarın ne kadar ileri gidebileceğini ya da yani bir mimarın nasıl genel müdür olduğunu aslında olabileceğini, neden yönetime talip olmadığını, bunlar aslında bir nevi biz alttan alta böyle sorgulamaya başladık. Çok değerliydi, kıymetliydi gerçekten sunumunuz. Teşekkür Şimdi ediyorum tekrardan. rica ederim Belenur. Çok kıymetli bir noktaya değindin. Onu açayım. Belki arkadaşlarım da bu arada daha güzel sorular üretirler kafalarında sohbetimiz açısından. Bu arada sunum bölümü benim için tamamlandı. Çok uzatmak istemedim. Çünkü konuşmamız önemli. Bir arada olmamız önemli. Şimdi mimarlık eğitiminde şöyle bir hata yapıyoruz genelde Belenur. Biz öğrencilere iki yol öneriyoruz eğitim boyunca. Mesleği anlatıyoruz. Bütün mimarlık okullarındaki algı şu. Ben bitirince ya şantiyeci olacağım ya bürocu olacağım. Ya da bürocu mu olayım, şantiyeci mi olayım? Hiç kimse üçüncü yol önermiyor. Daha doğrusu üçüncü yolun ne olduğuna dair bir fikirleri daha yok. Ben bürocu mu olayım, şantiyeci mi olayım? Çıkıyor, hiçbiri olamıyor. Çok üzülüyorum. Yani bunu söylerken kahroluyorum. Neden? Benim kıymetli meslektaşım bu kadar zor eğitimden geçsin. Bu kadar anne babasının zahmetleriyle, parasal maddi olanak emekleriyle zor bir eğitimi okusun, bitirsin, iş bulamasın ya da asgari ücretle iş bulabilmek için ona bunu arz etsin. Bu beni manevi olarak çok yaralıyor. Ben bu anlamda şunu öneriyorum hızlı bir şekilde. Sen biliyorsun ben eğitimde de bunu öneriyordum. Zaman zaman böyle yıldırımları, negatif okları üstüme çeksem de ya İbrahim Hoca derslerde ne anlatıyor böyle bazen mimarlık dışı falan deseler de hiç umurumda değil. Çünkü neden? Sizin lehinize, sizin menfaatinize yararlı olacağını düşündüğüm her şeyin arkasında aslan gibi dururum, hiç çekinmem. Çünkü niye? Bu anda bana ne derlerse desinler hiçbir önemi yok benim için. Her şey diyebilirler ama sizlerin yarın bitirip gelip de hocam iş bulamadık ya da her gün telefonuma onlarca mesaj geliyor. Hocam iş bulamadık. Referans olabilir misiniz? İş bulabilir. Bunlar beni kahrediyor. Çok yaralıyor.